Selamlar dostlarım, ben Okan. Bugün sizlerle Big Bass Splash'teyiz. Balıkçı serilerinin en sevilen oyunu Big Bass Splash'te 34.000 gibi bir kasam var. Bu arada dostlarım, güvenle oynayabileceğiniz yerler yoruma sabitli. Dilediğiniz gibi şansınızı deneyebilirsiniz. Umarım güzel bir şekilde katlarsanız şansınız yaver gider. Bol şanslar dostlar. Ama en önemlisi şu anda en çok bana bol şans. Çünkü şu anda bendeyiz. Hadi bakalım. İlk bonusumuzu aldık. 750 TL'deyiz. 750 TL'den şansımızı arıyoruz. İlk turda umarım şöyle güzel bir, en azından bize farmlayacak kadar, farmlarken kafamızı ağrıtmayacak kadar bir tutar bırakır. Hatta güzel bir tutar bırakırsa hiç bile zorlamayız daha fazla. Direkt çekime koşarız. Hasan Emin'in elini öpmeye geldik. Harçlığımızı almaya geldik. Umarım 2 katı, 3 katı, 4 katı ne varsa katlarız. Hatta daha fazla olursa tabii hayır demeyiz. Harçlığımızı alır, kercebe yakışır der, çıkar gideriz. Birinci barımızı doldurduk. Bir de birdeyiz. Bu oyun aslında bir yandan şans, bir yandan da taktik oyunu. Oyunu çok oynayınca, yani ben bu balıkçı oyunlarının ilk çıkanlarından, yani Big Bass Bonanza'dan beri biliyorsunuz yıllardır oynuyorum. Bu balıkçı oyunlarını yıllardır namı diğer dede bu arada ben, bilenler biliyor zaten. Diğer kanalımız kapandı ya da ben devam etmediğim için etkileşim düştü. Buradan devam ediyoruz. 5250'deyiz. Hadi bakalım 2'de 2. Yani anlatmak istediğim, bir yandan taktiklerimi de söyleyeyim, bildiklerimi de söyleyeyim. Oyunu ne kadar oynarsan ne zaman bonusa gireceğini az buçuk tahmin edebiliyorsun. Bonusların içinde ne kadar ödeyeceğini az buçuk tahmin edebiliyorsun. Bazen tabi hat-trick yapıyor, fazla fazla ödüyor. Bazen atar dediğin yerde atmıyor. Ama hemen hemen genel olarak oyun algoritması yıllardır az buçuk aynı şeyleri yapıyor. Yani çok bir şey ödemedi. Umarım şöyle güzel ödeseydi daha güzel şeyler olabilirdi. Belki yükseltirdik ama 750'den şu anda şansımı denemeye devam etmek istiyorum. Demeye kalmadı. 2'de 2 yaptık. Zaten balıkçılarda bak. Big Bass Bonanza, Bigger Bass Bonanza, Big Bass Splash, yeni çıkanlardan Big Bass Halloween. Halloween'da da güzel şekilde bonusa giriyor. Bu oyunlarda Bigger Bass Blizzard. Bu oyunlarda bonusa girdiği zaman arka arkaya 3 kere, 4 kere, 2 kere bonusa tekrardan atma şansı yüksek oluyor. Ama şöyle de güzel bir şey hatırlatayım. Betinizi değiştirmeyin, tutarı değiştirmeyin, oynamayın. Yoksa algoritmayı sıfırlamış olursunuz. Sıfırladığınız zaman tekrardan bonusa girmesi, algoritma sıfırdan başlar. Aynı tutardan arka arkaya 3-4 kere bonusa atabilir. Tabii bu şans genellikle, ama genelde algoritma bu şekilde işliyor, bilginiz olsun. Yani beni izleyerek balıkçılardan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bildiklerimi aktarabilirim. Tabii ne kadar bildiğimiz, biz de bir şeyler biliyoruz desek de şanstan öte köy yok slot oyunlarında. X2'deyiz. X2'de elde var bir yaptık. 7500'de başladık. Bir fazladan balığımız var elimizde. Bir de X2'den başlattı. Şu an 1'de 1'deyiz. 5 turumuz kaldı. Buradan sonra bir düşürme yapacağım. Çünkü arka arkaya hızlı bir şekilde girdi. Şöyle bu kadar hızlı girerse bir düşürme yapın. Genelde yükseltmeyin, düşürün. Düşürdüğünüz zaman biraz hem girmezse kasadan yemiş oluyorsunuz, birazcık bakiyeyi toplamış oluyorsunuz. Yani oyuna birazcık para yedirmiş oluyorsunuz. Bonusa girme olayı, oyuna tekrardan alma olayı biraz daha hızlanıyor. Bilginiz olsun. Hadi bakalım, biz bundan sonraki oyunları düşünmekten yerine şu anki oyunumuza pür dikkat odaklanalım. Bizi şöyle şuradan bir X3'e yollasın. Hatta bizi bir X10 yaptırsın. Uzun zamandır X10'da göremiyoruz. Zaten altın balık hak getire, hak altın balık gelse bile alamıyoruz. Bu arada dostlarım, beğenileriniz, yorumlarınız kanalımızı her gün bir tık daha üste taşıyor. Teşekkür ederim bütün beğenileriniz, yorumlarınız için. Yeni gelenler için de hoş geldiniz diyorum aramıza. İlk defa izleyenlere de selamlar buradan. X3'e de bu vesileyle gittik. Hepinize bol şans, dediğim gibi bana da bol şans. Şans dilekleriniz bana şans getiriyor şu anda. Keyfimiz yerinde, sakin sakin oynuyoruz. Bu oyunlarda gaza gelmeye, abartı olmaya, hırsa yenilmeye gerek yok. Zaten kaybetme sebebimiz, yani hiç kazanamıyorum diyen bu oyunlarda yalan söylemiş olur. Gerçekten inanmam ben ona. İlla ki kazanıyoruz. Kazanıyoruz ve daha fazlasını, bir önceki zararlarımızı, şuyu buyu çıkarmak için elimizdeki paradan da oluyoruz. Benim şöyle güzel bir taktiğim var dostlar. Bunu bilenler, uygulayanlar kazanabilir. Hani şansı döndükçe. Nedir bu taktik? Bugün misal 1000 lira para attım. 1000 lirayı kaldırdım, 5000 lira yaptım. 1000 lirayı gidip de çekiyoruz abi. Gidip 5000 liranın kaç parasını çekiyoruz? Karımızın %75'ini çekiyoruz ana paramızla birlikte. Geriye %25'ini bırakıyoruz. Sürekli bu şekilde geriye, yani 1000 liradan %75'ini çektik mi ne olur? Alıyoruz oradan 750, 750, 4, 4, oradan geri kalanla da oynuyoruz. Aynı şekilde kazandıkça böyle. Kazandıkça ana paramızı çekip karın %10'u ile oynuyoruz. Kazandıkça karın %10'unu bırakıyoruz. %25'ini, en fazla %25'ini bırakıyoruz, oynuyoruz. Ana paranızı mutlaka çekin. Bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha diye diye hırsınıza yenilip kaybedebilirsiniz. Aman dikkat edin.
En önemlisi de kumarda en çok kazanma yolu. Ben size birinci taktiğini söyleyeyim. Oynamamak. Lütfen oynamamayın. Pür dikkat, dikkat gösterin. Bu oyunlarda kazanç yoktur. Bu oyunlar genel olarak bilirsiniz ki bu zengin sporudur. Ha sen zengin misin diye sorarsan. Yani değilim ama yurt dışında yaşadığım için TL bazında şu anda ülkede döviz sayısı, döviz miktarı yüksek olduğu için yani TL ile arasında yüksek fark olduğu için arada attığımız 300-500 dolar, 1000 dolar oluyor, 30 bin lira, 20-30 bin lira oluyor. Bu sayede çevirebiliyoruz, biz de keyfimize bakıyoruz. Bazen denk geliyor kazanıyoruz, bazen denk geliyor gün içinde defalarca kaybediyoruz. Günlük yayınlar yapıyoruz, yayınlarda kazandığımız oluyor, kaybettiğimiz oluyor. Şansımız döndükçe oynamaya devam ediyoruz. Şanslığımız döndükçe tabii hediyeler de dağıtıyoruz, bilginiz olsun. Borcumuzu, harcımızı bazen kapatıyoruz, bazen de cepten yiyoruz, kredi çekiyoruz. Yani o günlerde oldu illaki. Şu anda iyi ilerliyoruz. İkinci bonus da güzel bir ödeme yaptı. 220 binlerdeyiz. Devam edelim bakalım. Dediğim gibi düşürün. 350'den devam edin. Bakın 750'den 350'ye çektim. Bundan sonra direkt şöyle ufak bir risk alacağım. Direkt bir 1.750'ye çekeceğim. 1.750'den şansımı deneyeceğim. Çünkü oyuna birazcık para yedirdim. Ver abi bir 1.750. Eğer ki girmezse şöyle bir en kötü düşebileceğim tutar bir 100 bin liraya kadar falan düşerim. Tabii bu kadar çok yemek istemiyorum. Hazır bu kadar kardayken kardan zarar etmek istemiyorum. Ama hazır kardayken birazcık da şansınızı deneyebilirsiniz. Hani yüksek karlarda şansınızı deneyin. Hani aradaki mesela 1000 lira yatırdınız, 2000 lira yaptınız. Burada çok fazla aşırı risk almayın. Ama 1000 liramız olmuştur 20 bin lira. Yani 20 bin liraya 15 bin liraya düşüreceğe kadar hani yüksekten deneyin. Ya da 10 bin liraya düşürebilirsiniz. Ya tabii bunu da düşürmek istemezseniz direkt çekin gidin abi. En azından 17.500'ünü çekin. 2500'ünü bırakın. 2500'de normalde 1000 lirayla Kaç 5-5 çeviriyorsunuz, 10-10 çeviriyorsunuz, 2500'e gidin 24-24, 32-32 falan çevirin. Şöyle bir devam edelim bakalım 1.750'den bir 50 turda. Ondan sonra girmezse bir risk almak istiyorum. Çünkü bu aralarda artık girebilir. Çünkü oyuna fazla tur çevirdik. Kaç turdur çeviriyoruz? 2 kere bonusa girdik, onun üstüne daha bonusa giremedik. Bir kere daha ben arttırmak istiyorum. Kaça çıkarız? 2000'e çıkabiliriz, 2500'e çıkabiliriz, max'a dayayabiliriz. Max'tan bonus yakalarsak çok güzel olur, çok güzel bir ödeme alabiliriz. Ama riski tutarını da attırmış oluruz. Son turlar. Ben max'a çekeceğim ya. Tam doğru zamanda doğru risk almak da gerekiyor bu oyunda. En doğru zamanda en doğru risk almış olalım. Umarım kazanırız. Yani 34 bin liramız var. 34 bin lira kaç para ara ödeme yaptı? Bu oyunun ara ödemesi de güzel. Yani şimdiye kadar çok fazla alamadık bu elde ama şimdiye kadar alamamamıza rağmen 52.500 lira tek seferde verdi. Dörtlü skater. Bonusa girdiğime şu anda seviniyorum ama dörtlü skater lanetini umarım kırarız. Dörtlü skater da hiçbir şey vermiyor genelde. X2'den başladık bir de üzerine. Çok güzel. Çok güzel. 165.000 TL şu anda ana bakiyemizde var. Üstüne max'tan aldığımız yerden risk aldığımız yerde bonusa geldik. Dörtlü skater ile geldik. Güzel ilerliyoruz. Artı 2 spin verdi. Yani ilk turumuz X2 turumuz 17 spinle. 17 spinde bizi X3'e kesinlikle götürmesi gerekiyor. Dörtlü skater'e güvenemiyorum çünkü dörtlü skater geldiği zaman bazen hiç atmıyor, bazen bir tane atıp geçiyor. Yani ne umduk ne bulduk oluyor genelde bu oyunda. Yani bilmiyorum, oyunu izleyip de karar vermek istiyorum. Hiç genelde ödeme yapmıyor. Umarım bugün bizi dörtlü skater lanetini kırar, bizi X3'e götürür. Şöyle hatta bir yani normalde 17 spinle başladığımız oyunda bizi X10'a kadar götürmesi gerekiyor. X10'a kadar götürüp bizi burada tarih yazdırması gerekiyor. Ama nerede dörtlü skater gelirse orada bir şanssızlık var üzerimizde. Genel olarak sadece bu şanssızlık bende değil. Genelde 4'lü skater attığı zaman böyle şeyler yapıyor. 5'lü skater olursa olur bak. Hadi bakalım. Ben 3'lü skaterciyim. 3'lü skater gelsin bizim olsun. 10 spin olsun bizim olsun. Şimdiye kadar 8.000 lira yazdı. 8 tur vardı. Bak hiçbir şey yazmadı abi. Hiçbir şey yazmadı. Sadece line'lardan, sembollerden verdiği para var. 2 tane birden attı. Ama onu da boşalttı. Ne bazoka var ortada, ne dinamit var. Yani şurada bir bazoka bir dinamit atsa çok temiz olabilirdi. Devam edelim bakalım. 5 turumuz kaldı. Elde var 3. İkisi boştu bu elde var için. Buna da 5000 lira yazdı. Çok bir şey yazmadı. Yani max'tan mı girdik oyuna? 100-200 liradan mı girdik? Hiç anlamış değilim. X3'e gittik bak. X3'e gittik. En azından 60.000 lira burada yazdı. X3'e götürürken daha 4 tur var. Belki bugün 4'lü skaterin lanetini kırarız. 17 spinle başladık gerçi. Belki bir tık o yüzdendir. Şöyle bir tane de atar mı diye bakıyorum. 79.500 liradayız. 79.500 lirada X3'te 12 turla başlayacağız X3'e. Hiçbir şey de vermedi X3'e giderken. X3'e en azından birkaç paramı doldursak X10'da belki derdik. X3'e gidiyoruz bakalım 12 spinle. Umarım X3'te bize şöyle güzel şeyler verir. Şansımızı denerken
Dostlar dediğim gibi bu arada güvenli siteler yorumlara sabitli. Şansınızı deneyebilirsiniz. Ekstra güvenli sitelerden benim yerden aşağıda yorumlardan giderseniz ekstra haklarınız, hediyeleriniz oluyor. Detaylarınızdan oraya yazdım. Tıklayınca görebilirsiniz. Kaç para yazdım buradan? Buradan kaç para yazdı? Çok temiz bir para ödedi bak. Burada çok temiz bir para ödedi. 100 kaç para ödedi burada? Süpervin'deyiz. Yani bir yandan konuşuyoruz, bir yandan akıyor. 127 bin lira buradan yazdı. 208 bin lira da buradan yazdı. Bak. İlk defa dörtlü skater'da şöyle güzel bir para ödediğini gördük. Yani aslında çok güzel bir para ödemedi. Niye çok güzel bir para ödemedi? Biz burada satın alım yapmış olsak, yani 2500 lirayla başladık. Satın alım yapmış olsak 20 250 bin lira alacaktık. Daha bak 209 bin liradayız. Daha henüz bir tane yattı. Yani zarar etmiş olacaktık. İyi ki farmdan gittik. Yani balıkçı oyunlarında satın almadan ziyade genelde farm yapın dostlar benim önerim. Bu oyunlarda satın alım gereksiz bence. Gerçekten gereksiz. Bugün bayağı taktik dolu, bir yandan da kazanç dolu oldu. Şansımız da yaver gitti. Bu arada dostlar sürekli kazandığım videoları görüyorsunuz. Çünkü izlenmesi için kazandığım videolar atıyorum. Kaybettiğim zamanları da görmek için canlı yayınlara gelebilirsiniz. Canlı yayınlarda kazandığımız oluyor, kaybettiğimiz oluyor. Burası YouTube. Hepimizin bazı şeyleri var, istediği şeyler var. Bu yüzden istediğimiz videoları, kazandığımız videoları atıyoruz. Gün içinde 50 kere kaybettiğim videolar oluyor. Kaybettiğim videoları kimse izlemez. Bunu da izlemek istiyorsanız canlı yayına gelin. Dilediğiniz gibi beraber takılabiliriz. Haberiniz olsun. Akşamları yapıyoruz canlı yayınları. 2500 liradan devam edelim bakalım. Şöyle 354 bin liradayız. Yani buraya kadar geldik. Bir dursam mı durmasam mı diye tereddüt ettim ama devam edelim bakalım. En kötü 300 bin liraya kadar düşeriz. 300 bin lirada da aşağısına inmem diye düşünüyorum. Daha fazladır. Risk almaya gerçekten gerek yok. Ver artık Hasan Emin. Bu ikinci oldu. Burada da verirsen çok güzel. Çok güzel. 321.550 liradayız. Temiz bir şekilde ilerliyoruz. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Son turum olur artık. Burada ne verirse kar cebe yakışır der. Daha fazla da artık şansımı zorlamam. Bundan sonrası şansını zorlamak gerçekten ahmaklık olur, salaklık olur. Bizde de bu yok. Kercebe yakışır. Gözümüzü para hırsı bürümesin. Daha fazlası büyümesin. Yani oyun şu anda 320.550'deyiz. 34 bin lirayla başladık. 34 bin lirayla başladığımız yerde 10 katından fazla bize para ödedi. Daha üstüne 2500'den yani max'tan oyuna geldik. Burada ne ödeyeceği belli değil. Yani güzel bir şeyler ödese. Yani bilmiyorum bakalım. Şöyle bir burada yani max'tan girdiğimize göre şöyle 1-2 milyon lira bir para ödese. Şöyle yani ayın sonuna da doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir rahatlatsa bizi çok temiz olur da. 55.000'deyiz. 55.000 güzel. 55.000 güzel. Bundan sonra ne verirse kar bizim için. Hepsi de kar. Bundan sonrasında devam eder miyim? Bakalım oyunun sonuna gidelim bakalım. Vereceği tutara bakalım. Şu ana kadar 55.000 yazdı. Elde var iki güzel. 17.500 de buradan yazdı. Devam edelim. Son turlara gidiyoruz. X2'ye gidemeyeceğiz. Belli oldu. Belki iki tane atar. İkinciyi koymadı. 30.000 lira. 30.000 liradayız. Yani totalde 103.000 lira ödedi. Bizi kaç bin lirayla? 424 bin lirayla uğurladı. Şöyle durduralım oyunumuzu. Dostlar buradan sonrasını devam etmeye gerek yok. Bunun bir 400 bin lirasını çekeriz. 22 bin lirasını bırakırız. Daha sonra gene deneriz. Teşekkür ederim şans dilekleriniz için, tebrikleriniz için. Akşam görüşmek dileğiyle yayında. Yarınki videolarda kazandığımız sürece kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.